Çalışma ortamlarında konuşma gizliliğinde üç faktörü göz önünde bulunuyoruz. Bunlar iş istasyonları arasındaki yani çalıştığımız alanlardaki doğrudan ses yolu ekranlar kullanılarak kesilmelidir. Tercih edilen ekran yüksekliği 150 santimden yüksek olmalıdır. Oda yüzeylerinden yansıyan sesler yeterince zayıflatılmalıdır. Oda yüzeylerine yerleştirilmiş yeterli miktarda ses emici malzeme olmalıdır. Sesin maskelenmesi, konuşma seslerini maskelemek için alanda yeterince yüksek arka plan ses seviyesi, tercihen maskeleme sesini üretmek için hoparlör kullanılarak yapay olarak uygulanır. Yani arka fonda bir müziğin çalması ya da sürekli devam eden bir sesin kullanılması sizin konuşma seslerinizi maskeler demek istiyor burada arkadaşlar. Erken salon tasarımları bir biçimde dairesel formları esas alsa da sonraki yüzyıllarda dikdörtgen ya da atnalı biçimli ya da farklı açılı şekildeki salon biçimleri tercih edilmiştir arkadaşlar. Burada bir dikdörtgensel planlı salonları görüyorsunuz. Aslında en kolay çözümü olan dikdörtgensel formlu projeler. Siz de çoğunlukla projelerinizde dikdörtgensel formlu salonlar, konferans salonları çözüyorsunuz. Çözümü daha kolay olduğu için. Ama hani bunu akustik anlamda da bize katkıları neler? Bunları da umarım bundan sonraki tasarımlarınızda düşünürsünüz. Yelpaze biçimli salonlar da çokça kullanılıyor. Bunların katkısı şu arkadaşlar. Şu kaynaktan çıkan ses şuradaki duvarlara da yansıyıp en arkaya kadar çok iyi bir şekilde iletilebiliyor. Yelpaze planlı salonlarda. Şu şekilde görüyorsunuz da bakın burada bir kaynaktan çıkmış dikdörtgenseldi. Duvara çarpıp yansıyor. Tekrar diğer duvara çarpıyor ama B'de bakın duvara çarpıyor ve en arkadaki alıcıya kadar bu ses dalgası net bir şekilde iletiliyor. Biz çarpan bir sesin en fazla iki kere çarpıp bir kaynaktan çıkan sesin en fazla iki kere bir engele çarpıp kullanıcıya ulaşmasını isteriz. Çünkü ses çarpıp kullanıcıya ulaştıkça sesin niteliği de değişmekte, niteliği bozulmakta arkadaşlar. Öte yandan dinleyicilerin ses kaynağından çok uzakta olmasını önleyecek plan tipinin seçilmesi de önemlidir. Şekilde dikdörtgen plan tipindeki bir salonla aynı kapasiteye sahip yelpaze tipli bir salonda balkon uygulaması ile dinleyicilerin kaynaktan fazla uzakta yer alması önlenmiştir. Bakın şurada kesitten görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde hani bu kadar kullanıcıya bu mekana oturtmanız için, bu mekanda konferans verebilmeniz için daha büyük bir alanınızın olması gerekirdi. Kaynaktan uzaklaştıkça ses seviyesi azalacak. Bundan dolayı burada bir balkon sistemi çözülmüş ve daha arkaya gitmeleri yerine üst kata çıkmaları sağlanmış kullanıcıların. Bu da bir artı. Kendi projelerinizde de bunu kullanabilirsiniz. Ya da şu şekilde atnalı biçimde bir salon tipi önerebilirsiniz. 1778 yılında İtalya'da yapılan Viyana'da yapılan bir yapıyı görüyorsunuz burada. Atnalı planlı salonlarda daha fazla sayıda dinleyiciyi sahneye eşit uzaklıkta yerleştirme imkanı bulunmakta. Atnalı planlı salonlarda dinleyici yutuculuğu düşeyde de düzgün dağılır. Süslemeler ve girinti çıkıntılar sesin hacme yayılmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte atnalı salonlarda toplam yutuculuk arttığından RT yani Reverberation Time dediğimiz kavram göreceli olarak daha kısa olur. Yapım teknolojilerindeki gelişmeler ve değişen mimari beğeniler günümüzde mimarların atnalı biçimini tercih etmemelerine yol açmaktadır. Yapımı çoğunlukla biraz daha zor olduğu için kullanılmıyor arkadaşlar. Tabii gelişigüzel de yapabilirsiniz siz salonlarınızı. Bu salon biçimlerinin kökeni salonun akustik kalitesini koruyarak orkestra alanını dinleyici alanına yakınlaştırma isteğinden kaynaklanmıştır. Bu istek karmaşık çözümler gerektirir. Kaynağa yakınlık çok sayıda yansıma sağlamaya yönelik olarak konumlandırılmış yansıtıcı yüzeyler sayesinde yüksek açıklık ve samimilik sağlar. Gelişi güzellik doğal bir ses dağıtımı ya da en azından farklı yansıtıcı yüzeyler eklenmesiyle değişiklik yapılmasına olanak sağlanır. Bu şekilde farklı kesitlerde, farklı plan kesitlerinde salonların uygulandığını tarihte de görüyorsunuz arkadaşlar. Genel bir toplamak istiyorum. Akustik tasarımın amacından bir bahsetmek istiyorum. İyi bir akustik tasarım birçok amaca hizmet eder. Stres ve kaygı düzeyi azaltır. İşitme sağlığını korur. Konsantrasyona yardımcı olur. Hipertansiyonu azaltmak veya en aza indirgemeyi sağlar. Konuşma iletişimini iyileştirir.
müzik performanslarından alınan keyfi ve keyfi en üst düzeye çıkarmayı sağlar. Düzgün tasarlanmış akustik, sözlü iletişimin net bir şekilde iletilmesine yardımcı olurken aynı zamanda istenmeyen gürültüyü azaltır. Böylece dikkat dağılmasını azaltır ve konsantrasyona yardımcı olur. Ayrıca yüksek seslerin ortadan kaldırılması zamanla işitmenin korunmasına da katkıda bulunabilir. Peki şimdi şundan bahsedeceğim arkadaşlar, kısaca çok detaya girmeden bir yapı tasarlıyorsunuz diyelim. İşitmenin önemli olduğu, yani hacim akustiğine önem verdiğiniz bir yapı tasarlıyorsunuz diyelim. Sizin bu yapıyı tasarlarken kullanabileceğiniz, yani o mekandaki ses performansını, akustik performansını yapabileceğiniz iki yöntem var. Bir, akustik modelleme yöntemlerini kullanabilirsiniz günümüzde, bilgisayar programlarını. İkinci yöntemde maketler yaparak siz bir mekandaki akustik düzeyi hesaplayabilirsiniz. Bir ortamın akustik düzeyini öngörebilirsiniz bir sorunlar varsa. Kapalı hacimlerin akustik tasarımları aşamasında yararlanan yöntemlerden biri olan akustik modelleme, fiziksel ya da dijital olarak oluşturulabilir. Fiziksel modellerde yapılan ölçümlerle dijital modellerde, yani simülasyonlarda yapılan hesaplamalar, tasarlanan salonların akustik karakteri hakkında gerekli bilgileri verir. Bir binanın tasarım aşamasında pek çok önemli akustik özelliğin hatasız olarak hesaplanmış olmayacağı açıktır. Deneysel yöntemler basit, küçük yapılar için kullanılabilir olsa da büyük ve önemli auditoriumlar ve alışılmadık formlar için yapıyı inşa etmeden önce akustik sorunların tanımlanması için bir model oluşturulması tercih edilmelidir. Büyük salonların akustik tasarımında uzun süre kullanılmış yöntemlerden biri, tasarımı üzerinde çalışılan salonların fiziksel modellerinin, yani maketlerinin yapılması ve sesin yayılmasının bu maketler üzerinde irdelenmesidir. Geçmişte bir salonun planının veya kestinin yerleştirilebildiği düz, su dolu bir tenekeden oluşan iki boyutlu bir dalga tablosu kullanmak basit bir yöntem olarak kullanılmıştır. Gözlem ışığın da kullanıldığı bu gözlem için ışığın da kullanıldığı bu sistemde yüzey yansımaları incelenmiştir. Bu teknik uzun dalga boylu seslerle sınırlıdır. Kısa dalga boylu sesleri bu sistemle inceleyemiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra 30'lu yıllarda ses yerine ışık kullanılması daha uygun bir yöntem olarak görülmüş. Sabin çalışmalarında ışığı kullanmış arkadaşlar. Yansıma alanlarını belirlemek için yüzeylere ışık göndererek yansıma alanlarını tanımlayabilmiştir. Yani bize demek istediği şu, ses yerine, maketlerde ses yerine ışığı kullanmış, ışığın ulaştığı yere ses de ulaşır mantığıyla bu Sabin çalışmalarını yürütmüş diyor bize arkadaşlar. Daha sonra Sabin yöntemi zamanla farklı araştırmacılarla geliştirildi ve günümüzde daha çok arkadaşlar artık simülasyon programları kullanılmaya başlandı. Kullanılan programlardan ben size bahsedeyim. Yöntemler, ışın izleme yöntemi kullanılıyor bu programlarda. Görüntü kaynak yöntemi ve hibrit yöntem kullanılıyor. Üç temel programımız var. CAD, EIS ve Odeon programları çoğunlukla kullanılan akustik dijital modelleme programıdır arkadaşlar. Akustik tasarımın aşamalarından kısaca bahsedeceğim. Bir mekan için akustik tasarım yapıyorsanız öncelikle o mekanı iyice bir tanımanız, bilmeniz gerekir. Bunun için mekana ait ön bilgileri topluyorsunuz. Ardından mevcut durumu belirleyen ölçümlerin yapılmasını sağlıyorsunuz. Mekan için hedef kriterlerin saptanmasını yapıyorsunuz. Mekanın akustik modellemesi ve modelin kalibrasyonunu yapmanız gerekir ki kalibrasyon yapılmadan, yani gerçeğe uygunluğu, bu modelin gerçeğe uygunluğu tespit edilmeden o model kullanılmaz arkadaşlar. Çözüm için gerekli akustik önlemlerin belirlenmesi, bu bilgilerin modele aktarılarak incelenmesi, ardından optimum sonuçlara ulaşana dek gerekli iterasyonların yapılması, sonuçların projeye dönüştürülmesi, projenin uygulanması ve uygulama sonrası ölçümlerin yapılmasıyla akustik tasarımı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan geldiğiniz için ve sunumunuz için biz teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar, sorularınız varsa chat'e yazabilirsiniz, söz isteyebilirsiniz, direkt mikrofon açabilirsiniz. Gelene kadar hocam benim bir sorum olacak size. Tabii ki.
Bu akustik açıdan sizin Türkiye içerisinde beğendiğiniz bir mekan olmuş muydu hiç? Akustik açıdan beğendiğim bir mekan sorduğunuzda Türkiye'de bu çok yok ama şunu söyleyebilirim. Sydney Opera binası var, bilirsiniz. Sydney Opera binası akustik açıdan en iyi yapılmış yapılardan biri. Teşekkür ederim hocam. Peki Evet. tam tersine sorsam beğenmediğiniz var mı? Beğenmediğimiz şu an yeni yeni şöyle bahsedeyim. Yeni yeni akustik çalışmalar ülkemizde yeni yeni uygulanmaya başladı. Ki çoğu yapıda da her ruhsat alınacak yapıda akustik belgelerin alınması gerekiyor. Şu an mesela gittiğim şeyler, kendi gittiğim auditoriumlar olsun, sinema salonları olsun kötü seviyede değil. Ama çok iyi seviyede mi? Çok iyi seviyede de değil. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Chat'ten bir sorumuz var. Onu okuyacağım ben. Tamamdır. Emine Melike sormuş. Akustik mimari projenin hangi aşamasında ele alınmalı? Mekan yerleşimi yapılırken mi, yapıldıktan sonra mı? Şimdi şöyle, öncelikle siz öncelikle bir mimarız. Mimar olarak bizim öncelikle mekan yerleşimlerini yapmamız gerekiyor. Tabii ki şeyi düşüneceğiz. Arazinin verilerini, donelerini düşüneceğiz. Neler var, neler yok onları bir bakacağız. Örneğin ses bir mekandan çok geliyorsa, biz bunu farklı şekillerde absorbe edemiyorsak, duvar kalınlığı olsun, pencere olsun, bunlarla absorbe edemeyecek şekilde isek, bizim akustiği o kısımda düşünmemiz gerekiyor. Ama engellenebilecek bir şey ise bizim ilk başta mimari tasarımımızı yapmamız gerekiyor. Mimari tasarımımızı yaptıktan sonra simülasyon programları ile birlikte bizim ne kadar bu sesi iç mekana alabileceğimiz ya da almayacağımız programla birlikte yapmamız gerekiyor. Yani ikinci aşamada. Teşekkür ederiz. Efsane'nin bir sorusu var yine chatten. Akustiğinde tiyatro salonlarında özellikle en arkada oturanlara sesi ulaştırmaya yönelik konuştuk. Ancak en öndekilerin yüksek sesten rahatsız olmaması için yapılabilecekler nelerdir? Şimdi öncelikle şöyle bahsedeyim. Ses hem en öndekine hem de en arkadakine eşit bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bizim asıl amacımız bu akustik tasarımda. Bundan dolayı hacim akustiği tasarımında. Bundan dolayı zaten çoğunlukla şeyi isteriz. Yelpaze tipindeki planlara, yelpaze planlanması şeklinde olan auditoriumların tasarımına uygun görüyoruz. Teşekkür Mesela en ederiz. öndekine 60 desibel gelecekse en arkadakine 55 desibele düşmeli. Hani birebir ikisine de 60 desibel gelemez ama en öndeki 60 desibelde ise en arkadaki 50-55 desibele kadar düşmeli en az. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam kulaklıklarda bir ANC özelliği oluyor. Active Noise Cancelling diye gürültü önleyici. Bunun mekanda kullanılan bunları var mı? Sesini alamadım ama. Hocam kulaklıklarda ANC özelliği oluyor. Gürültü önleyici. Bunun mekanda kullanım alanları var mıdır? Kullanmıyoruz onu çoğunlukla. Bizim amacımız daha çok mimari akustikte amacımız şu. Bir yapıyı tasarlarken en başından itibaren optimum akustik performansı sağlaması yapının. Ek malzemeler kullanmadan. Umarım sorusuna cevap Evet. olmuştur. Çünkü ben sorusunu çok net bir şekilde anlayamadım. Sesi çok yankılandı. Arkadaşlar eğer chatten yazıyorsanız böyle hani eğer uzun bir şey de yazıyorsanız nokta koyun ki hani yazdığınızı anlayalım biz. Hocam o sırada ben sorabilirim Tabii yerlerinizdeyken. ki. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkürler. Çok güzeldi. Ve yapı anlamında yani bilmediğimiz birçok noktaya değiniz. Çünkü akustiğe aslında o kadar da çok önem vermiyoruz. Mekanları Evet. tasarlarken, bakarken. Bir sürü bilmediğim terim öğrendim. Hani sentez stajı yapıp hani orada öğrenemeyip şu an öğrenmiş biri olarak. Ben şeyi sormak istedim. CSO binası hakkında Ankara'daki ne düşünüyorsunuz diye. Çünkü ben daha gitmedim orada bir şey dinlemeye. Ama şey diye duymuştum. Hani ses yankılanıyor ve arkadakiler çok iyi dinleyemiyor. Ses alamıyorlar gibi duymuştum. Ne düşündüğünüzü merak ettim ben de.
Şimdi açıkçası ben de gitmedim o mekana. Pek bilmediğim yer hakkında konuşmasam daha iyi olur. Tamam o zaman. Teşekkür ederim yine. Rica ederim. Sunumu da dilerseniz arkadaşlar sizlerle paylaşabilirim. Katkısı olur umarım. Yapı fiziği derslerinizde olsun, proje tasarımlarınızda olsun. Kullanabilirsiniz bu sunumu da. Sorusu olan yok mu? Chat'ten de yazabilirsiniz. Buradayız biz. Mikrofonunuzu da açabilirsiniz. Çekmenize gerek yok. Ben bir soru sorabilir miyim? İnsanlar. Şimdi bu yani sunumda daha çok tasarım süreciyle beraber akustiği ele aldı. Hani sonrasında da akustiği olmayan bir mekana ya da bir yapıyı sonrasında hani akustik hale çevirmek ya çalışmakla aynı süreçte mi gerçekleşiyor? Yani aynı işlemler süreçte, aynı tamamen. Şöyle örneğin akustik olarak uygun olmayan bir yapınız var. Bunun zeminde kullanacağınız örneğin yüzer döşeme, asma tavan uygulamaları ya da duvar malzemesinin değişmesiyle o şekilde akustik problemleri çözebilirsiniz. Yani daha çok malzemeye odaklı bir akustik. Evet, hem malzeme odaklı şekilde yapabiliyorsunuz. Tamam, çok teşekkürler. Sunumunuz için de çok teşekkür ederiz. Ben yine bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam rölede restorasyon aslında Türkiye'de çok hani konuşabilir bir şey değil aslında çok yapılan ama sizce restorasyon yapılırken mesela akustik bir mekana dönüştürülürken yani nelere dikkat edilmesi gerekiyor sizce? Çünkü biraz yapı bilgisine giriyor herhalde. Hem de ya bilmiyorum birazcık karışıklaştırıyor sanırım süreci. Nasıl ilerlemesi gerekiyor sizce? Röleve sürecinde mi? Evet. Şimdi röleve sürece apayrı bir süreç. Şöyle restorasyoncu değilim öncelikle onu söyleyeyim. Yanlış söylediğim bir şey olursa affola. Sizin restorasyon yaparken arkadaşlar öncelikle dikkat etmeniz gereken şey yapının özgün hali. Özgün tasarlanmış, mimarı tarafından tasarlanmış hali. Sizin yapının özgün halini bozmamanız gerekiyor. Eğer ki akustik olarak sorunlar var tamam. Bunları sizin yapıyı bozmadan akustik olarak çözmeniz gerekiyor. Örneğin bir yapı var ve bu yapının iş mekanında çınlama süresi, tını süresi çok uzun. Reverberation time süresi çok uzun diyelim. Bunun için siz malzeme değişikliği yapamazsınız. Çünkü restorasyonda temel restorasyon bilgilerime dayanarak bunu söylüyorum. Şey yapmanız uygun değildir. Malzeme değişiminiz çok uygun değildir. Bunun için ne yapacaksınız? Farklı gereçler. Örneğin neyden bahsetmiştik? Bu yutucu elemanlar vardı, gözenekli elemanlar, titreşim sağlayan elemanlar. Onlardan kullanmanız gerekiyor. Titreşim sağlayan levhalar gibi belli başlı yerlerde. Hocam sizdeki akustiği nasıl yönerdiniz? Yani çok bilindik bir konu değil yani. Böyle ne bileyim, mesela akademisyenlik deyince ben de akademisyenlik istiyorum. Böyle mimarlık tarihi falan geliyor ya da mimari tasarım genel anlamda. Ama böyle akustik apayrı bir dünya ya. Bilmiyorum, ilginç geliyor bana. Ben daha çok aydınlatmacıyım. Yapı fiziği alanında ben çalıştım. Bina bilgisi alanında da çalıştım. Yapı çoğunlukla yapı alanında çalışıyorum ama benim temel alanım aydınlatma. Yapı aydınlatmacısıyım. Yapı fiziği derslerinden sonra daha çok bu alanlara yönelmeliyim diye düşündüm. Yusuf Hoca'nın çok etkisi mi oldu? Efendim Elif Nur? Yusuf Hoca'nın çok etkisi mi oldu hocam? Evet. Yapıda yapı. Bu arada iletemiyorum. Bana bir mail adresi yazarsanız ben size sunumu iletirim. Tabii ki. Anladım hocam. Atın bana iletim grubu. Ayrı bir grubu. Ya da ben mail yazayım. Ben sana gönderirim olmazsa Elif Nur. Öyle paylaşırsam. Aydınlatma iç mimarların alanı değil mi diye bir soru gelmiş. Şöyle aydınlatma tasarım bizim için de önemli. Projenin en başından itibaren aslında biz tasarım yaparken, proje tasarımı yaparken aydınlatma kurallarını bilmemiz gerekiyor. Bize proje derslerinde çoğunlukla şey denir. Pencereden sonra bir mekanın derinliği maksimum 7 metre olmalıdır. Bu bizim tamamen gün ışığı aydınlatma kurallarımızdan geliyor arkadaşlar. Bunun ispatlarını aslında biz mimar olarak yapıyoruz bu alanda. Yapı akustikle ilgili önereceğim kitap.
İstanbul'dan bir hocamızın kitabı vardı. Yapı ve Yapı Akustiği diye bir kitap var. İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir hocamızın. Ona bakabilirsiniz. Şu an adını hatırlayamadım ama. Hocam hatırlatınız da bize iletirseniz biz de iletebiliriz. Tabii ki. Olabilir mi hocam? Onun kitabı çıkıyor. Muzaffer Özer. Sesi okumlu bir çalışma yaptı. Sesini alamadım ama Elif Nur. Muzaffer Özer'in kitabı çıktı. Muzaffer Özer yazalım. Yorum olarak arkadaşlar incelesin. Hocam peki yapı bilmeden bir akustik düşünebilir miyiz? Nasıl anlamadım? Şey gibi böyle mesela mimarlıkta hem yapı kısmı hem de tasarım kısmı var ve böyle okuduğumuz okula göre ve gönderdiğimize göre değişiyor ya. Akustik için evet. De aynı şeyi düşünebilir miyiz? Yani eğer bir tasarımcı değilsek bir o yapıyı biz tasarlamayacaksak ama yine de akustik ilgilensek. Şimdi şöyle temelde senin mimar olarak tasarımı bilmen gerekiyor. Tasarımı bildikten sonra akustiğe odaklanman gerekiyor. Yapı bilgisi aslında her türlü gerekiyor diyebiliriz. Evet, her türlü gerekiyor. Senin yapı bilgisini bilmen gerekiyor. Teşekkür ederim. Biraz çok soru sordum ama. Estağfurullah. Uğur'a sorunu sesle sorabilirsin. Merhaba. Merhaba. Teşekkürler ayrıca bu güzel sohbet için. Benim sorum aslında biraz daha farklı. Ben dergide bulunan az endüstriyel tasarımcılardanım. Aydınlatma üzerine soracağım ben sorumu. Bizim alanımızda da var aydınlatma tasarımı ama büyük bir ihtimal mimarlıkta koptuğumuz alanlar var. Bu pek ayırt edilemiyor. Bunlar nelerdir? Kısaca bir bahsetseniz acaba. Endüstri mühendisiyle mimarın arasındaki fark. Endüstri mühendisi değil, endüstri ürünleri tasarımı. Şimdi şöyle, siz daha çok şey odaklanıyorsunuz değil mi? Bir ürünün tasarlandığında aydınlatılarak en optimum şekilde sunumundan yararlanıyorsunuz sanırım değil mi? Yani ürün üstüne de biz yani bahsettiğiniz gibi sadece bir ürün için aydınlatma tasarımı yaptığımız da oluyor ama bir iç mekan için de yani bu bir salon olabilir, bir herhangi bir butik, bir dükkan mesela onun da aydınlatması olabilir. Onların tasarımını da mesela öğreniyoruz ama büyük bir ihtimal sizinle koptuğumuz veyahut da hani eğitimimizde farklı noktalar var. Şimdi siz daha çok yapay aydınlatmaya odaklanıyorsunuz değil mi? Daha çok. Bizim daha çok işte şeyle ilgili gün ışığı aydınlatması yani doğal aydınlatmaya biz yöneliyoruz. Pencere duvar oranları olsun. Mesela bir yapının tasarlanırken ki pencere duvar oranları bizim için çok önemli aydınlatma tasarımında. Sen ne kadar uygun düzeyde yeteri kadar açıklık pencere açıklığını yaparsan iç mekanda o kadar gündüz vaktinde daha az kullanırsın yapay aydınlatmayı. Anladım. Yani ben ilk başta sizin anlattığınızda hani yapı tasarımı bitip yapıldıktan sonra iç mekanda da aydınlatma olarak yorumladım. Ama hani en başından beri sizin bahsettiğiniz evet. Durumu. Tamam. Evet. Açıklayıcı oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sanıyorum ki daha sorusu olan yok herhalde. Çete yazan da yok. Evet. Söz isteyen de yok. Hocam tekrardan teklifimizi kabul edip geldiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir deneyim oldu sizinle birlikte bence. Ben teşekkür ederim. O zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun, çok keyifli bir sunumdu. Rica ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.